Merhaba arkadaşlar. Paragrafta başlık ve konu Türkçenin Yıldızı Süre yayınlarına hoş geldiniz. Test 2 soru 1. Fıtı fıtı yapalım mı arkadaşlar? Evet yapalım. Hadi başlasın. Başlıyor. Evet ne diyor? Yukarıdaki parça birinci soruda parça için en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Hocam heyecandan valla yani şeyi de seçmemişsin kalemi de seçmemişsin diyebilirsin. Aynen öyle olmuş. Hadi bakalım. evet en uygun başlık soruluyordu. Evet. İnsanlar geçmişten günümüze içinde yaşadığı dünyayı şekillendirmek ve değiştirmek istemişlerdir. Şekillendirme ve değiştirme isteği. Evet bazı şifre kelimeleri şöyle tespit ediyoruz. Bu yaklaşımın temelinde başlangıçta hayatta kalma, barınma, korunma ve çoğalma gibi ihtiyaçlar olsa da ilerleyen dönemde doğaya hakim olma, üretme, gelişme ve güç elde etme gibi isteklerin öncekilere eklenmesiyle insan eylemleri mekanın şekillenmesi de başat unsurlardan biri haline gelmiştir. İnsanoğlu mekanları şekillendirdi diyor. İnsanlık mekanı yaşadığı yerleşimleri ve onun içindeki konutu şekillendirmiş. Bunu yaparken de çevresel, toplumsal, kültürel, siyasi, ekonomik ve teknolojik gelişmeler bu süreçlere yön vermiştir. Anadolu coğrafyası gibi farklı medeniyetleri birbirine bağlayan bir kesişim noktasında söz konusu süreçleri etkileyecek... Farklı unsurlar bir araya gelmiş. Bu kadim topraklarda sürekli bir dönüşüm ve değişim yaşanmıştır. Şimdi burada bir neyden bahsetti? İnsanların e, nasıl davrandıklarından bahsetmişti. Bir de insanoğlunun bir mekanı şekillendirmesinden söz etmişti. Yani anladığımız konu itibariyle buydu. O zaman bununla doğru orantılı olan bir başlığın olması icap ediyor. Üretimin gelişimine etkisi. Şimdi e, üretimin gelişimine insanlık nasıl etkide bulunmuş? Mesela sanayi kuruluşlarını falan oluşturmuş gibi bir şey yoktu burada. O yüzden bu değil cevap. A değil yani. İnsanlık ve mekanın değişimi. Evet İnsanlar ne yapmıştı efendim? E, Mekanlara etkide bulunmuştu. E, dolayısıyla şekillenmesinde başlatılan unsurlardan biri haline gelmişti falan. O yüzden B olabilir. Devam ediyorum ama. Anadolu coğrafyasının oluşumu. Anadolu coğrafyası nasıl oluşmuştur? Hangi rüzgarlar, hangi fırtınalar esmiştir? Falan gibi bir metin değildi. Teknolojinin barınmaya etkisi, ee, insan bir takım teknolojilere sahip olursa e, başka türlü yaşar gibi böyle bir metin yazılmamıştı. İnsanlığın doğa sevgisi, yani insanlar doğayı seviyor, dolayısıyla ormanları çoğaltıyor. Bilakis tam tersi hocam, yani gibi bir metin değildi. O yüzden cevap bursa işte bu kadar bitti gitti inşallah. Paragrafta konu ve başlık testi 2 soru 2. Bu parçaların aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir şeklinde bir e, soru kökü var. Ressam olmak, renkleri iyi tanımak ve dikkatli bir gözlemci olup nesnelerin sivri yanlarını görmek de, gör, iyi görmektir diyor. Şimdi şu sivri yanlarını e, ifadesinin altını çizmek istiyorum. Bence çok önemli bir şifre e, ifadeler. Ee, başarılı bir ressam olmak için de sadece resim çizmeyi sevmek yeterli olmayabilir. İyi bir resmin nasıl çizilmesi gerektiğini açıklayan pek çok teknik bilgiye de hakim olmak önemlidir. Teknik bilgi ifadesi mühimdir. Bunun yanında sabırlı ve sıkı çalışmaya uygun biri olmak, e, ressamlık için gereken nitelikler arasındadır. Sabırlı ve sıkı çalışacak... Peki çizdiğiniz resimlerle kendinizi tam olarak ifade etmek ve akılda kalan bir görsellik sunmak istiyorsanız sıkı çalışmanız gerekir ve çalışmanın öneminden bahsediyor. Her şey de böyle değil mi? Yapılan her resim size hatalarınızı gösterir ve size en mükemmele ulaştırır şeklinde. Yani deneye deneye yapa yapa olacak diyor. Sivri yanlarını göreceksin diyor. Nesnelerin tabii ki teknik bilgiye hakim olup sabırla işine devam edeceksin diyor. Bakalım hangisine ulaşılabilir? Ressam olmanın birinci ve en önemli şartı resim yapmayı yaşamın merkezine oturtmaktır. Yani hiçbir şey yapma, spor yapma, yaşamın merkezinde sadece resim yer alsın gibi bir durum yoktu burada. Sadece yani sıkı bir çalışma içerisinde olabilirsin, sabırlı olman gerekiyor. Yani buna ulaşmak değil de hani daha başka bir şey olmalı bence. Resim sanatında yani bu değildi. Resim sanatında başarılı olmak için ressamın kendinden önceki sanatçılara öykünmesi. Şimdi ressamın kendinden önceki derken mesela burada Kandinsky, Monet, Picasso gibi isimleri vermeliydi ki... ...işte modern sanatçı da önceki sanatçılara öykünürse yani onları taklit ederse iyi olur gibi bir metin değildi yani. O yüzden B'ye B de ulaşamayız. Ressam renkleri tanımalı. Gözlem gücü yüksek biri olmalı. Ve sabırla bakın sabır kelimesi birkaç yerde çalışma geçmiş geçmişti. Yani işte şurada da ben bunun altını çizmedim ama renkleri iyi tanımak ifadesi geçiyordu. Bunların hepsini içeren cevap C gibi duruyor. Ama sabırla devam etmeliyiz. D'ye de bakmalıyız. E'ye de. Ressam olmak birçok bileşeni çizim aşkıyla birleştirip evrensel evrensellikle ilgili bir vurgu yoktu o yüzden elendi. Resim yapmayı sadece bir alışkanlık olarak görenler salt bir sanat yapıtı ortaya koyamazlar. Yani alışkanlık olarak görüyorsan sadece bir sanat yapıtı ortaya koyamazsın. Hani alışkanlıkla ilgili bir ifade zaten geçmemişti metinde. O yüzden cevap Ceyhan işte bu kadar. Bu süre sana yetecek canım arkadaşım. Test 2 ve soru 3 ve ee şimdi bakalım. Soru da böyle muhabir filozof, muhabir ee filozof veya bazen yazar da olabiliyor. ÖSYM tarzı bir soruyla karşı karşıyayız ve bu diyalogda boş bırakılan yerler aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmedir şeklinde bir soru. Şimdi can dostlar burada Konuyla bağlantılı yani bir soru soruyorsanız e, mutlaka cevapta o konuyla ilgili olmak durumunda. O halde bizim yani burada cevaplardaki filozofun konuşmalarında konunun ne olduğunu bilmemiz lazım ki o doğrultuda hani e, cevap şıkkını yani soruyu oluşturabilelim. Eğer şıklara iner tek tek deneme yaparsak acayip zaman kaybederiz süre çok önemli malumunuz hani kitapta çok önemli. O halde kültürün bütün alanlarında çalışma yapan insanlar kendilerine sığınmayan, çile çeken insanlardır. Şimdi kültürün alanlarıyla ilgilen, ilgilenenler çile çeken insanlardır mesajı vardı. Felsefeci içinde entelektüel çileler vardır. Ee, ancak o çekilen çile saadetin kapısıdır. Mutsuzluk anlamına gelmez. Yani mutludur diyor yani o çileden mutludur. Eğer varlığın temel hakikatinin farkındaysanız hep mesutsunuz. Yani hep mutlusunuz diyor. Yani mutlu yani çile çeken insan ve mutluluk. Yani bu işte diyor çile çekiyorsunuz ve mutlu musunuz mutsuz musunuz sizi bu çileler mutlu ediyor mu etmiyor mu gibi soru olabilir. Peki diğerine bakalım muhabir bir soru soruyor tekrar filozof cevaplıyor. Elbette demiş bu çok şey değil. Hani bizi yönlendiren bir şık olamaz elbette ile başlayınca. Batı felsefesinin Fransızcadan ve Fransızlardan öğrendim ve halen Fransız felsefe muhitlerinde kendimi bulabiliyorum. Tartışmalara katılabiliyorum. Evet bu benim felsefi yaklaşımı zenginleştiriyor şeklinde bir cümleydi. Şimdi bakalım anladık yani ne dediğini batıdan etkilendiğinden Fransızcadan ve Fransızlardan öğrendiğinden falan bahsediyordu. Birincisi de diyor ki felsefecilerin düşüncelerini sınırlandıran unsurlar nelerdir? Burada düşünceyi sınırlamaktan değil de yani çekilen çileden mutlu olmaktan bahsettiği için mesela Birincisi soru olarak bu olamaz. Bir kere gitti. İkiye de bakalım isterseniz. Fransız ekolünün felsefe alanında iyi bir seviyeye ulaşmak için mi tercih ettiniz? Bu biraz çeldirici değil mi? Yani Fransız ekolü falan. Evet Fransızcadan ve Fransızlardan öğrendim diyordu ya elbette diyebilir icabında. Yani iki numaralı ifade evet sorusu olabilirdi. Devam ediyorum B şıkkına. Mutlu olmak istediğiniz için mi felsefeyle ilgilenmeye başladınız? Mesela bu sefer bu çaldırıcı. Niye? çünkü hani e, mutlu olmanın temel gerekçesi felsefe miydi gibi. Çünkü mutlulukla ilgili bir durum vardı burada. Hani saadet, mesut falan. E, bakalım ki Felsefe eğitiminizde temel kaynak olarak Fransız ekolünü seçtiğiniz doğru mu? Felsefe eğitiminizde temel kaynak olarak Fransız ekolü Şimdi ben Fransızlardan öğrendim ve ile ilgili bir şey söylemediği için gitti. Evet devam. E, C şıkkında bir felsefenin kültürü yönlendirdiğinizi düşünüyor musunuz? E, kültürü yönlendirmek yani felsefe bütün kültürleri yönlendiriyor mu gibi. Hayır ben burada kültürden bir bahsetmiştim ama kültürün bütün alanlarında çalışma yapan insanlar kendilerine sığınmayan, çile çeken insanlardır demiştim. İki de Fransız ekonomisine nasıl bir katkısı olduğunu düşünüyorsunuz? Fransız ekolü olmasaydı İngiliz ekolünü tanımazdım gibi bir e, cevap verilebilirdi mesela burada. Bu da değil. Devam ediyorum D şıkkına. Felsefecilerin mutsuz insanlar olduklarına dair kanaatle ilgili ne düşünüyorsunuz? Mutsuz diyorlar. Hayır diyorlar. İtiraz ediyorum. Kültürün bütün alanlarında çalışma yapan insanlar kendilerine sığmayan, çile çeken insanlardır. Yani ben de çile çekiyorum. Mesela bu olabilir. Evet bu böyle bir soru sorulmuş ve buna cevap vermiş olabilir burada. Filosof. Devam 2'de sizin batı felsefesinin Fransızca'dan öğrenmeniz felsefi. Bakınız bir de batı kelimesi geçiyor. Burada da mesela batı felsefesi diyordu. Batı felsefesinin Fransızca'dan öğrenmeniz felsefi yaklaşımınızda etkili oldu mu? E, kendimi bulabiliyorum. Tartışmaları katılabiliyorum. E, dolayısıyla etkili oldu. Bu benim felsefi yaklaşımı zenginleştirdi mesela gibi. Dolayısıyla 1 ve 2, 2 sırada cevap niteliği taşıyabilecek tarzda. Mesela diğerlerinde bir tane evet olabilir olurken diğeri olmuyordu. Her ikisini de soru olarak oturması lazım. Cevap denizi gözüküyor. Devam edelim bakalım E'ye. Felsefecinin düşünceyi üretirken çok zorlandığı için mutsuz olduğunu düşünüyor musunuz? Evet veya hayır diye başlayabilirdi örneğin böyle bir soruya. Yani e, zorlandığı bir mutsuzluk kelimesi geçiyor oradan çaldırıcı yapılmış. Batı felsefesinin Türk ekolü üzerinde bir kere hani Türk ile ilgili hiçbir şey yoktu. Türk ekonomiyle ilgili bir açıklama yoktu. O yüzden mesela bu olamaz. E sorulardan ikincisi olamaz. O yüzden cevap D şıkkı kesin doğru yapıyoruz. Paragrafta konu ve başlık testi 2 soru ise 4'te karşınızdayım. Bu süre sana yetecek canım arkadaşım. Bu köşe yazısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Yani bu köşe yazısı başlıklı ÖSYM'de böyle soru sormuştu. Bakalım bu başlık da önemli değerli oluyor bu arada. ALS'den ölen kardeş ilham oldu. Başlık bu. Ünlem. Amerika Birleşik Devletleri'nde Northwestern Üniversitesi'nde ALS Araştırma Merkezi yöneticisi doçent doktor Hande Özdinler en iyi buluş yapan 10 bilim insanından biridir. Evet Hande en iyi buluş yapan 10 kişiden biriymiş. Beyindeki ölmüş sinir hücrelerini dirilten Özdinler bu çalışmaya beyin kanaması yüzünden kaybetti kardeşi için başladığını anlattı. Öziner, kardeşim aniden beyin kanaması geçirdi ve ailecek perişan olduk. Beyin konusunda çok az şey biliyordum. ABD'ye yani Amerika Birleşik Devletleri'ne doktoru için gittim. Fakat kardeşim vefat etmeseydi belki bitki biyoteknolojisi okuyacaktım. Doktoramın üçüncü senesi olmasına rağmen alanımı değiştirip sinir bilimlerine yöneldim dedi. Evet şimdi başlıkta yer alan ifadeyle ilgili bir açıklama yapılmaktadır. Şimdi burada gerçekten bir haber metni ve bu haber metni ile içerik son derece uyuşuyor. ALS'den ölen kardeş var. Evet ve onun ilham olduğu bir buluş durumu var. Yani en iyi buluş yapan 10 bilim insanından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu söylenebilir yani devam edelim. Söz konusu hastalığı en çok etkilediği yaş grubu mesela. Yaş grubu ile ilgili bir şey söylememişti burada yani şu yaşlar aralığında bu yaşlar aralığında gibi. Manşette yer alan yöntemin hastalarına nasıl uygulandı yani yöntem şöyle uygulanıyor böyle uygulanıyor gibi bir şey söylemedi. Sadece en iyi buluş yapan e, bilim insanı ve dolayısıyla bunun nedeni kardeşiydi mesela. Beyin ve sinir hasarı konusundaki farklı çalışmalar karşılaştırılmaktadır. Yani farklı çalışmalar kıyaslanmıyordu gitti gerçekleşmemiş bir beklentiden hareketle bir sonuca ulaşılmaktadır. <laughs> yani böyle çok önemli bir başarıya imza attığımızı zannetmiştik gibi gerçekleşmemiş bir beklentiden bahsedilmiyor. O yüzden kesin olarak başlıkta yer alan ifadeyle ilgili bir açıklama yapıldığını yani haber metninde görüyoruz. Ve dolayısıyla A şıkkı cevaptır can dostlar. Paragrafta konu ve başlık testi 2 soru 5. Bu parçada Eyfel Kulesi ile ilgili olarak yargılardan hangisine veya hangilerine burada hangilerine yazıyor ulaşılabilir. Evet şimdi Eyfel Kulesi dünyaya Fransa'nın endüstriyel anlamdaki gücünü göstermek amacıyla Fransız devriminin 100. yıl kıtlamaları çerçevesinde düzenlenen Dünya Fuarı Expo 1889'un açılışı için yapılmış. 3000 işçinin 26 ay boyunca 18.038 adet demir parçayı buçuk milyon parçayla bir araya getirmesiyle ayağa kalkan kulenin inşa, inşasında can kaybının olmaması da o dönem için sıra dışı bir başarıymış. Sadece 20 yıl sergilenip kaldırılacak olan yapının Atlantik ötesi haberleşmeyi sağlaması bu düşüncenin değişmesine sebep olmuş. Yani bir kule yapılıyor tabi orada radyo vericileri dalgalar vesaire kullanılıyor. Yani Eyfel Kulesi'nin herkesin fotoğraf çektirdiği yerin bir bilgisi aktarıldı burada güzel bir metin. Belli bir amaç gücülerek inşa edilmiştir. Evet amaç neydi? Amaç 100. yıl kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Dünya Fuarı Expo açılışı için. Amaç bir açılış için yani her şey bir 10 yıl falan kalacaktı 20 yıl. Pardon dolayısıyla kaldırılacaktı ama işe yaradı devam ediyor. Çağının ötesinde bir yapı özelliği göstermektedir. Yani çağının ötesi burada bozuluyor iş. Evet tabi çok ciddi devir parçalar kullanılmış. 2,5 buçuk milyon perçin de bir araya getirilmiş falan ama... Yani çağının ötesinde mi? Çağının ötesinde belki başka işler de vardır. O yüzden parçada yok böyle bir bilgi. Yani siz özel bir okuma yapmışsınızdır. Böyle bir bilgiye sahipsinizdir. Lütfen onu karıştırmayalım. Yani kendi öz bilgimiz buraya dair olursa o zaman e, soru çözülemez bu arada... Zamanla bulunduğu ülkenin sembolü olmuştur. Hani evet bu bizim bilgimiz yani bir yerde bir şey okumuşuzdur. Buranın sembolü işte Fransa'nın, Paris'in sembolü Eyfel Kulesi'dir gibi bir, bir takım şeyler e, söylenmiş olabilir. Biz de biliyor olabiliriz ama bu metinle verilmemişti. O yüzden yani e, kulesiyle ilgili olarak ulaşılabilecek tek şey e, birdir efendim. Yani yalnız bir e, dolayısıyla Ankara cevaptır can dostlar. Paragrafta konu başlık, tesliki ve soru 6. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmaktadır şeklinde bir soru. Yani konuyu soruyor bize. Olabildiğince keskin saptamalar var elimizde. Hepimiz insanız. İnsan olmak bakımından hiçbir ayrıcalığımız yok birbirimizden. Ayrıcalık gütmek de yaraşmaz insana. Birçok yapıp etmede özellikle pek çok toplumsal ilişkide eşitlik gerek toplumsal ilişki açısından eşitlik diyor. Peki başkalarının haklı özgürlüğü çiğnenmemeli. Nice işte kimse kafasının dikine gidemez. Salt bencillik yani sadece bencillik aşağılanmalıdır. Yani sadece bencillik aşağılanmalı. Diğer yani insan aşağılanmamalı. Yani ben şu an yorum yaptım. Yakını uzağa zedeler. Er geç benceli de özgür olacağım diye kimse çevresindekileri kırıp dökemez herkesin herkese çatıştığı bir ortamdaysa kimse yaşayamaz. O halde yani ben özgürüm arkadaşım istediğimi yaparım değil yani. Hangisi üzerinde duruluyor dedi. İletişimde gerekli olan özveri. Şimdi özveriyle ilgili bir şey yoktu. Yani işte fedakarlık yapmak özveri bu. Bununla alakalı bir şey. Ya i̇şte fedakarlık yap insanlar seni ezebilirler falan ama ne yapalım falan gibi bir metin değildi. Toplumun kültürel unsurları yani toplumsal hayatta böyle çeşitli kültürlerle karşılaşırsınız. E Bir toplumunda kültürel unsurlar nelerdir şeklinde bir metin değil de bu. E i̇nsanları sınırlayan kurallar. Yani sınırladıkları için daral geldi bize gibi bir durum söz konusu değildi metinde anlatılmıyordu. E kişileri birbirine düşüren bencillik. insanlar birbirlerini niye bu, bu şekilde eziyorlar veya birbirlerine ne, neden mücadele ediyorlar falan. İşte bencilik olmasaydı bunlar olmayacaktı hayır efendim onu demiyor diyor ki lütfen diyor herkese diyor özgürlük alanına müdahale etmeden yaşa eşit davran haksızlık yapma toplumsal ilişkide eşitlik gerek özgür olacağım diye kimsenin hakkını gasp edemezsin diyor bireylerin eşitlik ve özgürlük hakkı o halde insanlar eşit olmak isterler ve özgür olmak isterler ama özgürlük de şu demek değil istediğim gibi yaparım istediğim gibi yaşarım falan ve cevap Edirne'ydi. Paragrafta konu ve başlık testi 2 ve soru 7 ile karşınızdayım. Bu süre sana yetecek canım arkadaşım. Bu parçada 3. nesil kahve akımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir diyor. 3. nesil kahve akımı ilk olarak kahve akımı 2002 yılında Trish Rodgip tarafından yapılan, yazılan bir makalede kullanılmıştır. Ha yazılan bir makalede kullanılmış. Peki Kahveyi yaşayarak hazırlama ve tüketmeyi temel almaktadır. Yani sunum ve tadım sanat haline gel gelmeye e, evet başlamıştır. Müthiş. Üçüncü nesil kahvelerde yumuşak içimli kahveler kullanılmaktadır. Bu dönemde ekipman ve teknikler gelişmeye başlamıştır. Kahve üreten ve tüketen kişi sayısı gitgide artmıştır. Birinci nesle yön veren şey hazır kahve endüstrisiyken... ikinci nesli kahve... E, kahve akımı yükselen trendleri ve sosyalleşmeyi hedeflemektedir. Üçüncü nesil kahve akımında ise kahvenin direkt kendisi ön plandadır. Evet burası biraz önemliydi sanki değil mi? Kahvenin direkt kendisi ön plandadır. Bununla birlikte kahvede bir yenilik ve değişim ortaya çıkmıştır. Öyle ki üçüncü nesil kahvecilikte yeni tekniklerin ortaya çıkmasıyla kahve demleme yöntemleri de gelişmiştir. Peki... Şimdi kahve hazırlama teknikleri ilk kez kullanılmıştır. Hayır efendim yani burada böyle bir üçüncü nesilde ne var? Birazcık da böyle hani kişiye özgü durumlar falan var. Ee, ve kahvenin direkt kendisi ortaya çıkıyor. Aşk ile yapma sanatsal bir durum var. Sunum ve tadım ögeleri geri plana tutulmuştur. Hayır efendim. Üçüncü nesilde bilakis e, tadım ve sunum ön plandaydı. Tüketici, e, tüketicilerin sosyalleşmesine katkı sağlamıştır. Yani bu çok dolaylı sosyalleşmeyi hedeflemektedir. Yükselen trendleri ve sosyalleşmeyi hedefliyor ama yani e, bu mu e, cevap? Hayır değil. Devam. E, seçkin bir tüketici kitlesi hedef alınmıştır. Yani böyle zenginler, soylular falan hedeflenmiştir falan okumuş kültürler, entelektüeller veya bir mahallede oturanlar gibi böyle bir şey yoktu. Kahveyi oda alarak yenilikler yapılmıştır. Evet asıl manada kahve. Merkezde kahvecilikte yeni tekniklerin ortaya çıkması bir kere kahvede e, yenilik ve değişim olabilmesi için kahve akımı merkezde yer alacak o kahve. E tabi e, dolayısıyla yenilik nasıl oluyor? Sanat haline getirerek e, gerçekleştiriliyor bu. Dolayısıyla cevap kesin olarak Edirne can dostlar. Merhaba arkadaşlar paragrafta konu ve başlık test 2 ve soru 8'e karşınızdayım. Bu parçada aşağıdakilerin hangisi anlatılmaktadır? Bilinen en eski ve en sanatsal mimari tarzlardan biri olan Antik Roma mimarisi günümüzde de en çok ilgi çeken ve beğenilen mimari tarzlardan bir tanesidir. Günümüzde de beğeniliyormuş peki. Her ne kadar artık klasik bir mimari tarz haline gelmiş olsa da aslında bu tarzda zamanına göre oldukça çizgi dışı yapılar inşa edildi. Tarihsel anlamda en önemli mimari tarzlardan kabul edilen Antik Roma mimarisinden günümüze bazı örnekler ulaşmıştır. Roma Kolezyumu, Pentron Tapınağı, Astio Antika, e Roma Forumu. Peki e, hangisi anlatılıyor? Yani konu olarak nedir diyor. Buradaki anlatılan, aktarılan konu nedir diyor aslında. Hemen yapalım efendim. Mimari alandaki birçok ilkin Antik Roma mimarisinde meydana geldi. Şimdi burada birçok ilkle alakalı bir bilgi verilmedi. Günümüzde de ilgi çekmesinden falan bahsedilmişti. Çizgi dışı yapıların olduğundan bahsedilmişti falan. Ama yani birçok ilkin Antik Roma mimarisinde meydana geldi dünyada falan ben bunlardan bahsetmiyordu. Devam. Mimaride her dönem farklı sanatsal eğilimlerin öne çıktı. Mesela yani e, sürrealist yapılar falan gibi şeyler yoktu. Yani her dönem farklı sanatsal eğilimler, fütürist yapılar falan gibi böyle bir bilgi yoktu burada. Yani antik Roma mimarisi üzerinde duruldu ve dolayısıyla günümüze ulaşan bazı e, özgün yapılardan yapılardan bahsedildi. Özgün örnekler veren antik Roma mimarisine Evet mesela bunlar e, günümüze bazı örnekler ulaşıyor. Bunlar özgün de aynı zamanda. E, dolayısıyla özgün örnekler veren antik Roma mimarisine ait bazı yapıların günümüze ulaştığı. Evet aynen e, klasik mimar tarzı bir de oldukça çizgi dışı yapılar inşa edildi. Mesela bu çizgi dışı ne demek? Efendim özgün demek ayrıca. E, şöyle yapalım. E, dolayısıyla hani onunla onunla eşleştirebiliriz. Antik Roma mimarisine ait yapıların günümüze ulaştığı sonda da verilmişti. Gördüğünüz gibi kelime olarak bu var. O halde cevap C gözüküyor ama diğerlerini de bir okuyalım isterseniz sabırla. Antik Roma'da acele etme yani. Acele etme derken çok da yavaş gitmiyorsun. Antik Roma'da döneme damgasını vuran çok önemli mi mimarların yetişti. Yani mimari is mimarların isimleri falan verilmeliydi. Böyle bir şey yok burada. Mimari yapılarını her dönem birbirinden farklı teknikler kullanılarak yapıldı. Tekniklerle ilgili bir bilgi yoktu. O yüzden cevap kesin doğru yapıyoruz. Ceyhan. Paragrafta konu ve başlık test 2 ve soru 9. Bu parçada dil ile ilgili, evet şöyle altını çizelim. Yargılardan hangilerine değinilmiştir diyor. Dil bir kamu malıdır. Kamu toplum demek. E, Kimsenin şahsi malı ya da tapulu mülkü değildir. Ve tamamen toplum tarafından meydana getirilir tamamen dedi. Bakınız burası önemli. İnsanın kelime dağarcığı da dil gibi toplum yaşantısından beslenir. Bir dile bakmak, yani kelime dağarcığının da altını çizmek isterim. Bir dile bakmak, onun şifresini çözmek toplumla doğrudan alakalıdır. Bu bakımdan dil toplum insan arasında gerçekten sıkı bir bağ vardır. Dil toplumdaki nesiller arasında da bağ kurduğu için tam anlamıyla mihenk taşıdır. Yani değeri belirleyen taşa mihenk taşı denir malumunuz. Altın kuyumcularda karşımıza çıkar. Yani altın mı değil mi diye anlamak için. Ee, geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşır. Ayrıca diğer toplumlarla anlaşmada da büyük rol oynar. Bu bakımdan dili gelişmemiş bir toplum gelişmiş sayılmaz. Yani dil gelişmişse o toplum gelişmiştir diyor. Peki. Dil kuşaklar arası ilişki sağlayan ana unsurdur. Et kelime dağarcığı, kuşak nesiller arasında bir bağ kurduğu için e falan demişti. E, dolayısıyla bu olur. Yani buna değinildi. Doğru, var bu. E, dil kültürel değerlerin korunmasına rol oynar. Yani e, kültürel değer çok geniş bir ifade. E, kültürel değerlerimizin korunmasına rol oynar. Mesela düğün e, törenleri de bir kültürel değerdir. Bunların korunmasında rol oynar. Böyle bir bilgi yoktu burada yani. Devam. Dil toplumun birlikte oluşturduğu bir yapıdır. Evet. Yani kamu malı tamamen toplum tarafından meydana getirilmesi. Evet doğru. Yani dolayısıyla 3 de vardı. 1 3 cevaptır diyebilirim. Cevap denizde işte bu kadar can dostlar. Paragrafta konu ve başlık testiki 2 soru 10. Bu parçadan Tarık Buğra ve eserleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Ve kelimesi çok önemli. Tarık Buğra romanların büyük çoğunluğunda hikayelerinin de bazılarında kısmen veya tamamen Türkiye'de yaşanan bakınız şurası çok önemli kısmen veya tamamen veya ifadesini kullanmış Türkiye'de yaşanan sosyal, siyasal ve ekonomik değişimlerin Anadolu insanı zaviyesinden nasıl karşılandığını ve bu değişimlerden Anadolu insanı nasıl etkilendiğini göstermiş. Bu vesileyle ile de sözü edilen konularla ilgili görüşlerini ortaya koymuştur. Evet kendi görüşlerini ortaya koymuş. Efendim yazarın mekanı olarak Anadolu'yu seçişinin en büyük nedeni kendisinin de bir Anadolu kasabasında dünyaya gelmesi. Ömrünün en güzel zamanlarını içeren çocukluk ve ilk gençlik yıllarını burada geçirmesidir. Bu oranın roman ve hikayelerindeki kahramanların duyuşları, sezişleri, düşünceleri, umutları, karamsarlıkları, iç sıkıntıları, kederleri, mutlulukları ve çoğunlukla kasaba perspektifinden sunulmuştur. Yazar tarafından kasaba mekanı ile insan profilleri, yaşanan aktüel olaylar, her boyutuyla gündeme getirmiş ve yansıtılmaya çalışılmıştır diyor. Her boyutuyla gündeme getirmesi ve yansıtılması değerli bence. Evet bakalım neymiş? Hikayelerin genelinde Anadolu insanı ekonomik sıkıntılarını. Şimdi burada genelinde diyor. Anadolu insanı ekonomik sıkıntıları diyor. İyi de sadece ekonomik değildi mesela. Siyasal, sosyal diye altını çizmiştik ya. O yüzden bu cevap olamaz. B'ye bakalım. Yaşadığı yani A cevap değil. Yaşadığı dönemdeki gelişmelerin eserlerine yansıdığına Evet, gelişmeler eserlerine yansımış hakikaten. Yani sosyal, siyasal, ekonomik değişimlerin Anadolu insan zafiyesinde nasıl karşılandı? Ve bunları eserlerinde kendi görüşünde aktararak işliyordu. Bu olabilir, buna ulaşabiliriz. Kahramanların büyük şehirlerden kasabaların niçin göç ettiğine, göçle ilgili bir mevzu yoktu burada. O yüzden e, cevapçıya olamıyor. Romanlarında güncel olayları geri planda tutarak insanı anlattığına, güncel olayları geri planda tutmuyor, bilakis güncel olayları aktarıyordu. O yüzden bu da değil. Ee, çocukluk ve gençlik yılları zor mücadele e, zor ve mücadele içinde geçti. Gençlik yılları zor ve mücadele içinde geçti. Yani ya, sanatçının yaşamı oldukça zordu. Gençlik yıllarında sıkıntılar çekmişti. O yüzden böyle konular işliyordu falan gibi bir metin değildi. O yüzden bu da değil cevap en mantıklı olarak ulaşılabilecek olan Bursa'dır. Cevap B bu kadar canım arkadaşım. Paragrafta konu ve başlık testi ki soru 11. Bu süre sana yetecek canım arkadaşım. Bu parçada yazının üzerinde durduğu konu aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle iyi bir hediyenin para ile hiçbir ilgisi olmadığını belirtmeliyim. Yani iyi bir hediye parayla ilgili değildir diyor. Çok pahalı olunca veya çok para ödenince çok iyi hediyedir demedi yani. İyi bir hediye alabilmek için alınacak hediyenin fiyatına, tasarımına, sunumuna odaklanmaktansa dinleme, gözleme, empati ve biraz da hediye seçme becerilerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü Araştırmalar gösteriyor ki hediye seçerken çoğu zaman kendi beğenilerimizden yola çıkarak tercihlerde bulunuyoruz. Yani bizim beğenilerimiz yani. A, ne güzel dediğimiz her şeyi başkalarının da aynı derecede seveceği yanılgısına düşüyoruz. Küçücük bir evde yaşayan birine d bir mobilya almak veya asla koli takmayan birine değerli bir kolye almak. E, hediye alan kişiyi mutlu ederken hediye verilen kişi sanıldığı kadar mutlu etmeyebilir. Yani kendi hoşuna gidiyor diye hediyeleri alma diyor. Peki. Efendim pahalı hediyeler insanları etkileme gücünün fazla olması. Hayır, bir akıs pahalı hediye falan meselesi yoktu. Yani parayla hiçbir ilgisi olmadığını en başta söyledi. O yüzden hani A olamaz üzerinde durduğu konu. Hediye seçiminde dikkat edilmesi gereken hususların belirlenmesi. Evet, yani hediye seçerken nedere dikkat edeceğiz? Yani kendimiz beğeniyor diye değil, karşı taraf nasıl şeylerden hoşlanıyor? Bunu bir gözlemle diyor, bir zahmet diyor falan. O yüzden hani bu olabilir. Devam Manevi değeri fazla olan hediyelerin daha çok manevi ve maddi değer meselesi kıyaslanmadı. Yani bir hediyenin de manevi değeri olmalı canım gibi yani böyle bir şey yoktu. Metin de yoktu en azından. İyi bir gözlem yaparsan güzel bir hediye takdim edebilirsin diyordu. İnsanların birbirlerine hediye almakta ısrarcı olmaları. Hayır yani burada ısrarla alakalı bir mevzu yoktu. Hediye alma kültürünün geliştirmesi için iletişimin öneminin fark edilmesi. Ee, yani hediye alma kültürünün geliştirmesi ve iletişim meselesi. Yani bu da yoktu. Cevap Bursa ve işte bu kadar can dostlar. Kendine iyi bak.